Almanya bu yeşil mutabakat konusuna da çevre konusuna son derece duyarlı. Belki Avrupa'daki en duyarlı ülkelerden ve toplumlardan birisi. Nasıl bakıyorlar? Türkiye açısından bir takım fırsatlar mı, tehditler mi daha yoğun görürsünüz? Ve tabii ki Alman yatırımcılar açısından Türkiye nasıl bir pazar, güvenli bir pazar mı? Onu size sormak istiyorum. Yatırım anlamında baktığımız zaman Türkiye tabii ki her zaman cazip bir pazar ola gelmiştir. Bunu tabii baktığımız zaman 160 yıldır Türkiye'de varlığını sürdüren Alman şirketleri var. Çok uzun yıllardır Türkiye'de temsilcilik ofisi olarak faaliyet gösteren bankalar var. Dolayısıyla Türkiye her zaman Almanya için cazibesini korumuştur. Tabii ki dönemsel olarak ilerlemeler, gerilemeler, arka planda kalmalar olmuştur. Bu da çok normal çünkü Türkiye sonuçta gelişmekte olan bir ülke ve buna göre artılarını, eksilerini hep birlikte yaşıyoruz. Fakat bu ilişki sürdürülebilir bir ilişkidir. Bankalar adına konuşursak, yani her ülke için geçerli ama bir Alman bankasının ve Alman Ticaret ve Sanayi, Türk Alman ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın temsilcisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani sermaye nereye giderse kapitalde biz hani finansta onu takip ediyor doğal olarak. Bir dönem tabii ki temkinli yaklaştı Alman yatırımcısı. Bunu biz AHK'daki sayılardan da görebiliyorduk. Ama son dönemde yeniden hani bizim için sevindirici yeniden bir ilgi, bir talep oluşmaya başladı. Türkiye'nin konumu coğrafik değil sadece ve topografik olarak da baktığımız zaman ve işte genç nüfus, işte nüfus bölgeleri falan bunları tekrar etmeye gerek yok. Hem sizler hem izleyenler biliyorlar zaten. Cazibesini korumaya devam ediyor. Konjonktür tabii ki önemli burada. Sadece yerel yatırımcı değil, yabancı yatırımcı da tabii ki siyasi ve ticari gelişmeleri takip ediyor ve buna göre karar veriyor. Bir dönem bir çıkma demesek bile yeni yatırımların gelmesi konusunda bir tereddüt yaşandı. Bunu biz yakından gözlemlemiş olduk. Ama bu son birkaç aydır gelen taleplerden olumlu gelişmelerle birlikte son birkaç aydır olan pozitif gelişmeleri yatırımcı da hızlı bir şekilde değerlendiriyor. Bunu görmek bizim için de sevindirici. Türkiye'deki yatırım iştahının da biraz arttığını da gözlemliyoruz. Bu da güzel bir süreç. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman Alman bankaları sürdürülebilir ilişkiler kuruyorlar Türkiye'de. Sadece Türk bankalarıyla değil, kurumsal şirketlerle de uzun soluklu. Zaten burada şeye de değinmek isterim. Yeşim Hanım belirttiği bu konular, çevresel konular, yeşil enerji, karbon, Evet. bu tarz konular bizler için de çok önemli. Örneğin kredi kullandırımlarında genelde Türkiye'de Avrupa bankaları uzun süreli krediler kullandırdıkları zaman bunları Exim kredisi olarak adlandırıyoruz. Burada devletlerin sigorta kuruluşları, Exim'ler özellikle buna dikkat ediyorlar. Bu konuda çalışması olan şirketlere pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Ve özellikle mesela rüzgar, güneş gibi enerji yatırımlarında, çevreye daha duyarlı konularda, daha uzun vadeli, yani teşvik amaçlı, normalinden daha uzun vadeli krediler kullandırılıyor. Bu anlamda tabii Türkiye'nin çok kat edileceği yol var. Bizler de örneğin DZ Bank'ta Ekvator Prensipleri üyesi bir banka. Bu ne demektir? Belli bir tutarın üzerindeki kredilerde biz çevresel faktörlere çok dikkat ediyoruz. Belli prosedürler var. Ekvator Prensipleri diye adlandırdığımız onları uyguluyoruz. Bu anlamda hani önümüzdeki yıllarda Türkiye'de bu konunun da daha büyük bir öneme sahip olacağına inanıyoruz. Olması da gerekiyor zaten. Ama yani sizin sorunuza dönecek olursak, Alman yatırımcıları yeniden Türkiye'yi fokuslarına aldı diyebiliriz. Beklettikleri yatırımların bazılarını gerçekleştirmeye başladıklarını da görüyoruz. Bu konjonktür böyle devam ettiği sürece bir yatırımcılar da hani daha çok yatırım yapacak ve yeni yatırımcılar gelecektir. Bizler de Türkiye'ye desteğimizi
bankalar olarak devam ettireceğimizi söyleyebiliriz. Söylediğiniz doğru. Avrupa'da hani 2 lira koyuyorsunuz, 900 lira ya da euro olarak hani geliyor. Para bol diye düşünülüyor. Ancak şimdi şöyle de bir durum var tabii ki. Yani bir Almanya'nın reytingi, kategorisi, ekonomisi, büyüklüğüyle Türkiye aynı değil. Burada ülke riski devreye giriyor. Biz yabancı bankalar bu konuyla çok sık karşılaşıyoruz. Sizin gibi gerçekten çok takdir ettiğimiz, bu işe yani kafa yormuş ve güzel şeyler başarmış yatırımcılarla konuşurken sadece siz değil, yani aslında bunu söylüyor. Ya orada kaynak çok, niye bunu bize aktarmıyorsunuz? Bakın biz burada çok güzel işler yapıyoruz. Hani birlikte daha güçlü şeyler yapabiliriz. Ama işte dediğim gibi yani burada ülke riski, ülkenin regülasyonları devreye giriyor. Yabancı bir banka olarak Türkiye'de kredi kullandırabilmenizin belli şartları var. Mesela 32. sayılı karar var. Burada sizin ya yatırım teşvik belgesi ya da belirli oranda yabancı para geliriniz olması lazım, satışlarınız olması lazım vesaire gibi. Bunlar da yabancı bankaları kısıtlamıyor diyelim de faaliyet aramlarını nispeten daraltıyor. Böyle baktığınız zaman hani oradan bir bakış açısıyla farklı bir ülkede, sizin faaliyet alanınız olmayan bir ülkede bir yatırıma destek oluyorsunuz. Elbette biraz daha temkinli olmak gerekiyor ama bunu söylerken de hani az önce de bahsettiğim gibi geçtiğimiz yıllarda özellikle Alman bankaları Türkiye'de birçok projeye finansman sağladı. Euler Hermes kategorisinde hala Türkiye en çok projeye finansman verilen ülke kapsamında. Dolayısıyla bunları da değerlendirirseniz çok memnun oluruz. Hani az önce de söylendiği gibi maliyetler, bankanın belli marjları olması gerekiyor. Dolayısıyla bizler de elimizden geldiğince sizin gibi yatırımcılara destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Gerçekten sizlerle birlikte burada bu panelde olmak çok keyifliydi. Çok şeyler kattı. Bana da şahsen çok şeyler öğrendim. Teşekkür ediyorum. Size de özellikle Hakan Bey bu programı sunduğunuz için. Yeşim Hanım'ın söylediği gibi elbette ki teknoloji çok ön planda. Günümüzde şöyle de yorumlar var, biliyorsunuzdur, sizler de takip etmişsinizdir. Evet, pandemi çok etkiledi. Bir anda böyle hani veba salgınıyla kıyaslanıyor, evet, ama aslında özellikle Türkiye bu konuda şanslı çünkü krizlere alışkın bir ülke olarak ya da değişikliklere çok maruz kalmış bir ülke olarak yeniliklere hızlı adapte olabiliyoruz. Avrupa ülkelerine nazaran çok daha hızlı adapte olduk. Her ne kadar tedarik zincirinde sıkıntılar olsa da bunu nispeten daha kolay atlatabildiğimizi biz gördük. Aslında bundan sonraki süreçte sadece bankacılık için değil, genel olarak bence en büyük challenge ya da en büyük zorluk karşılaşılacak olan bu çevrim içi dediğimiz durumda, yani sanal ortamda bir yani virüsün insanlara değil de sistemlere bulaştığını düşünürsek gerçek anlamda hayat o zaman duracaktır. Bence her sektör için ya da her birey için en büyük zorluk gelecekte böyle bir superdal bir durumla karşılaşmak. Ama umarız bunu yakın zamanda yaşamayız. Evet, dünya bir yere evriliyor. Bankacılar olarak bundan sonra ya da bu süreçte, yani 2020'de çok hissedilmedi belki, nispi bir şekilde 2021'de daha yoğun bir şekilde zannedersem sektör etkileyecek. Portföy kalitesi önem taşımaya başladı. Zaten Türk bankaları bu konularda da tecrübeli oldukları için hazırlıklarını yaptılar. Hatta popüler basında bununla ilgili de dönem dönem yayınlar oldu, işte kredi verilmiyor diye. Ama bence bu süreci Türk bankaları gayet iyi götürüyor. Bu proseslerini çok yakından takip ediyorlar. Yabancı bankalar olarak bizler de çok farklı davranmıyoruz. Hem kendi ülkelerimizde hem faaliyet gösterilen diğer ülkelerde. Bundan sonra bu tarz durumlar olduğu zaman portföyünüzün kaliteli kalması, teminatlarınızın, garantilerinizin sağlam olmasına dikkat ederek bir şekilde
hem işte fintech hem kripto paralar gibi gelişmekte olan ve nereye evrileceğini bilmediğimiz sistemlerle de bir şekilde ortak bir yol bulmaya çalışarak yolumuzu bulmaya gayret edeceğiz.